Arkadaşlar hepinize selamlar. Hobim Tamir kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Samsung Galaxy Tab A7 ve Samsung Galaxy Tab A8'in PUBG karşılaştırmalarını yapacağız. Biliyorsunuz bu iki tablette ben de bunu ben daha öncesinde almıştım. Samsung Galaxy Tab A7. Şu tableti de Samsung Galaxy Tab A8 yeni aldım. Şunun incelemesini kanalda çektim. Şu kartlara bir yere koyarım. Şuradan izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben bunların PUBG karşılaştırmalarını yapacağım. Dediğim gibi herhangi bir hız testi vesaire yapmayacağım. Sadece PUBG bunu da ilk oynayacağım. Sonra bunu da oynayacağım. Artık kararını hangisinde daha iyi olduğunu siz karar verirsiniz. İngilizce bakmadım. İngilizce belki bunların iki karşılaştırması vardır. Aynı anda oynanış videosu. Ama Türkçe yok. Onu biliyorum. O yüzden onu bilerek çekeyim dedim. Çünkü bu bende vardı. Bunu da yeni sipariş verdim. İncelemesini dediğim gibi şu kartlara bir yere koyarım. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Kanalımızda tamir videoları, telefon ve tablet tamir videoları, bunların dışında bu şekilde inceleme kutu açılımı tarzında videolar da var. Genelde teknoloji üzerine, telefon, tablet üzerine aşağıdan bir kanalımızı incelersiniz. Beğenirseniz zaten abone olursunuz arkadaşlar. Şimdi ilk önce Samsung Galaxy Tab A7'de oynayacağım. Daha sonrası Tab A8'de oynayacağım. Siz dediğim gibi karar verirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi ben incelemeye geçmeden önce ilk önce aynı anda iki tablette de oyunu açacağım. Bakalım hangisinde oyun daha hızlı açılacak. Bu Samsung Galaxy Tab A7, bu da Samsung Galaxy Tab A8. Açıyorum. Bu arada şunu da belirteyim. Bu tabletin ekranında biraz logolar daha hızlı büyük gözüküyor. Bunda daha net gözüküyor. Bunda biraz dağılmış gözüküyor. Çok hafif. Yani yan yana getirdiğince anlarsınız arkadaşlar. Evet. Şu anda Samsung Galaxy Tab A8 daha önde gidiyor arkadaşlar. Bakın bu ikinci ekran, yükleme ekranına geçti. Bu daha birinci yükleme ekranında. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bu Samsung Galaxy Tab A8 oyunu şu anda açtı. Ana menüde bekliyoruz. Samsung Galaxy Tab A7 oyunu hala yükleme ekranında yüklüyor. Demek ki Samsung Galaxy Tab A8'in işlemcisi ve RAM bakımından daha iyi olduğu ortaya konulmuş oldu. İlk açılış ekranında. Şimdi oynama testine geçeceğim. İlk önce Samsung Galaxy Tab A8'de deneyeceğim. Bakın. Pardon, ilk önce Samsung Galaxy Tab A7'de deneyeceğim. Yani bunda sonra Tab A8'de deneyeceğim. Zaten üstte yazacağım bunu. Bakın hala ikinci yükleme ekranı daha yeni açıldı gördüğünüz gibi. Samsung Galaxy Tab A8 Tab A7'den daha önce daha hızlı açıldı. Şimdi ilk olarak Samsung Galaxy Tab A7'de denemek istiyorum arkadaşlar. Thank you.
Evet arkadaşlar, Samsung Galaxy Tab A8'de gördüğünüz gibi oynadık. Kasma donma oldu mu? Çok arada çok ufak takılmalar oldu ama çok nadir böyle. Belki 5 kere zar zor takılmıştır. Yani bir ortalama 7-8 dakikadır oynuyorum. Belki 5 defa zar zor takılmıştır. Bence Samsung Galaxy Tab A7 başarılıydı PUBG oyununda. Şimdi Samsung Galaxy Tab A8'e geçeceğim. Bakalım onda performans nasıl olacak. Evet arkadaşlar, şimdi Samsung Galaxy Tab A8 modelde PUBG Mobile açtım. Oynayacağız, bakalım nasıl olacak performansımız. Dediğim gibi Samsung Galaxy Tab A7'de ben şahsen memnun kaldım. Beni tatmin etti. Bir de şöyle bir şey var. Ben bu tableti 3200-3300 lira civarlarına aldım. Samsung Galaxy Tab A8, dediğim gibi kartlara koymuştum. İlk başlarda incelemesini yaptım bunun. İlk 1-2. dakikaya falan koymuştum kartlarını. Şu sağ taraftan ulaşabilirsiniz. Yalnız Samsung Galaxy Tab A7 daha düşük olmasına rağmen daha yüksek fiyatı var. Bunun sebebini açıkçası ben de anlamadım. İlk önce Tab A7 alacaktım. Sonra dedim ki Tab A8 alayım. Neden buna yüksek para vereyim? Hem eski model hem daha yüksek para. Bakalım. Bunu aldık. Diğeri de zaten bendeydi. Performans testi olarak Samsung Galaxy Tab A7 beni tatmin etti. Açıkçası ben tablette oyun oynamadığımdan dolayı bilmiyorum nasıl oldu. Ama Samsung Galaxy Tab A7 8-9 dakika boyunca oynadım. Beni tatmin etti. Bakalım Samsung Galaxy Tab A8 performansı PUBG Mobile'da nasıl olacak? 10 saniye sonra oyunumuz başlayacak arkadaşlar. Aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bu tarz içeriklerden kontrol etmeyi, kanalımızda çok var bu tarz içerikler. Tamir vesaire, inceleme, bunlara da göz atmayı unutmayın arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Samsung Galaxy Tab A8 PUBG testimizde bu şekildeydi. Bunda da ufak tefek takılmalar oldu ama çok değil, çok rahatsız etmiyor. Yani oyuna daldığınız zaman sizi hani çok rahatsız etmiyor. Eğer profesyonel oyuncu değilseniz, yani normal bir oyuncuysanız, günde 3-4 saat takılıyorsanız normal oynarken çok fazla sizi rahatsız etmez. Çünkü oyuna dalıyorsunuz, oyunun içindesiniz ya. O yüzden çok fazla dikkatiniz dağıtmaz. Ama ufak tefek yine Samsung Galaxy Tab A7'deki gibi bunda da ufak tefek takılmalar oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, PUBG, Samsung Galaxy Tab A8 ve Samsung Galaxy Tab A7 PUBG'yi karşılaştırmamız bu kadardı. Dediğim gibi aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımızda dediğim gibi yorum atmayı, videoyu beğenmeyi, aşağıda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.